İslam rüzgarlarının sarmış olduğu Fransa. Fransa, Avrupa'nın en güçlü ülkelerinden birisi. Fransa, gelişmiş ülkeler sınıfında. ...18. ve 19. yüzyıllarda en büyük sömürge imparatorluklarından birisidir Fransa. Batı Afrika'dan Güneydoğu Asya'ya kadar bölgedeki toplumların siyasi ve yaşamlarını etkilemiştir. Bir NATO ülkesi olan Fransa'nın 59 tane nükleer santrali bulunmaktadır. Yarı başkanlık sistemiyle yönetilen Fransa'da nüfusun yaklaşık %54'ünün Hristiyan olduğu saptanmış durumda. Bugünkü tahminlere göre 2030 yılında nüfusunun %10'u Müslüman olacak. Her yıl sayısız kişinin Müslüman olduğu Avrupa ülkeleri İslam'la yaşamayı öğrenmek zorunda. Çünkü Michel gibi pek çok Fransız İslam'la aydınlığa kavuşuyor ve Müslüman oluyorlar. Bon, je m'appelle Michel Jacobi, Yusuf. Je suis né le 28 mars 1951 à Bagnolet. Adım Michel Jacobi Yusuf. 28 Mart 1951'de Bagnolet şehrinde doğdum. Paris civarında 6 çocuklu bir ailenin 5. çocuğuyum. 5 kız kardeşim var. Benden küçük bir tane kız kardeşim var. Babam Kors adalarından, annem Suren şehrinden gelmiştir. Babam okula gitmedi. Fransız elektrik şirketinden emekli oldu. Annem çalışmadı, bize baktı, ev hanımıydı. Babam savaşa çağrıldı ve savaşa gitti. 3 ablam da savaş döneminde yetiştiler. Biz diğer 3 kardeş savaştan sonra doğduk. Ben fazla okulu sevmedim. Gitmedim. O yüzden 15-16 yaşında çalışmaya başladım. Her işte çalıştım. Bunlar inşaat, fabrika, emniyet, otel ve itfaiye gibi yerlerdi. Kız kardeşlerim gazetede çalıştılar. En son kız kardeşim sekreter olarak Fransız elçiliğinde çalıştı. En küçük kız kardeşim ortaokul sonuna kadar okudu. Diploması var. Alman savaşından dolayı esir olmuştu babam. Ölecek zannettiler, geri gönderdiler. Kaderi onu savaşın sonundan önce geri getirdi. Hastaydı fakat erken emekli oldu. Babam her zaman evdeydi. O zaman biz Paris yakınlarında kalıyorduk. Ben orada doğdum. Paris yakınlarında büyüdüm. Fransa'da 6 senelik savaştan sonra doğdum. O döneme baby boom diyorlar. O zaman da çok çocuk oldu. Doğumlarda patlama vardı. Çok iş vardır o dönemde. Babam komünistti.
ve böylece dini temelimiz yoktu. O dönemden çok hatıralarım var. Amcam ise bir papazdı, Korsa'daydı. O zamanlarda amcamın kilisesine gittiğimizi hatırlıyorum. Kiliseye giden insanları takip ettim. İlk seferlerde orada kendimi tanıyamıyordum. Amcam papazdı. İlahiler söylüyorlardı. Sonra geliyorlar ve heykelin ayağını öpüyorlardı. Kendime bunun neden olduğunu soruyordum. Hiçbir zaman gerçek Hristiyanlığa bağlanamadım. Vaftiz olduğumda kalbimde hiçbir şey hissetmedim. Hristiyan toplumunda doğdum. Beni vaftiz ettiler. Fakat hiçbir şey hissetmedim. Fransız toplumunda yetişen insanlar serbest bir ortamda, her şeyin mübah olduğu, kuralların veya sınırların olmadığı bir ortamda yaşadıkları için belli bir süre sonra manevi bir boşluk içerisinde buluyorlar kendilerini. Ve bu boşluktan çıkabilmek için kendilerince çareler arıyorlar. Kendi nefislerini tatmin etme yolları arıyorlar. Bu yollar bilinen, bu yolların hepsi tükendikten sonra hala aradıklarını, bulamadıklarını gördükleri zaman değişik arayışlar içerisine giriyorlar ve sonunda Allah onlara nasip ediyor. İslamiyet'le tanışıyorlar. İslamiyet'le tanıştıktan sonra aradıkları şeyin, bu itminanın, bu kalbi huzurun İslam'da olduğunu anladıkları zaman bu kardeşlerimiz bizim toplumumuz gibi, bizler gibi değiller. Daha bilinçli, bilerek, araştırarak, öğrenerek olayı irdeledikleri için bizden daha sağlıklı sonuçlar elde ediyorlar. Michel ilk iş olarak bir otelde çalışmaya başlar. İtfaiye diploması alır ve sorumluluğu çok büyük olan bir işe başlar. Derken Müslüman müşterileriyle konuşmaya başlar. Bir zamanlar İslam'ın karşısında olan Michel, "Ben kolay Müslüman oldum," diyor. Michel bir gün Müslüman bir arkadaşını takip eder. Arkadaşı camiden çıktığı zaman çok etkilenir. Dinsizliğe inanan Michel bu olaydan nasıl etkilendi? Allah Teala Michel'e nasıl yol gösterdi? Onu etkileyen neydi? Banyulet bölgesindeki okulu 15 yaşımda bitirdim. O zamanlarda okulu 14 yaşında bitiriyorduk ve liseye devam ediyorduk. Ben okulu sevmediğim için 15 yaşımda bitirdim ve liseye gitmedim. Kendi kendime okudum ve devamını kendim öğrendim. Bu nedenle sadece ilkokul diplomam var. Askerde meslek edindim. Bu iş hayatıma çok yardımcı oldu. İnşaat işi teklifi aldım. Tesisatçılığı öğrendim. Profesörler okulda bana bir şeyler diyorlardı. Fakat ben okulda kendimi iyi hissetmiyordum. O zaman tek başıma ders almam gerekiyordu. Ailemin maddi durumu yoktu. Bu yüzden derslerimde ilerlemek mümkün olmadı. Bunun için devam edemedim. Zaten sevmiyordum. İnşaat işine başladığımda su tesisatı bölümünde bir anons gördüm. Lafayette Concord isimli büyük bir oteldi. Oraya başvurdum. İşçi alınıyordu ve çalışmaya başladım.
13 sene boyunca uzun bir süre burada çalıştım. Bunun 10 senesi teknik servisi, su tesisatı bölümünde, sonraki 3 senesi itfaiye bölümünde çalıştım. İtfaiye diploması aldım ve devam ettim. Çalıştığım otel o zamanlar Avrupa'nın en büyük otellerinden biriydi. Müşterilerin problemleriyle ilgileniyorduk. İlk zamanlarda yangın çıktığında bayağı ekipmanımız vardı. Hemen müdahale ediyorduk. Sonra itfaiye geliyordu. En büyük iş genellikle müşterilerin sağlık problemleri ile ilgiliydi. İlk müdahaleleri biz yapıyorduk. Bir senede 1000 kişiye müdahale ediyorduk. Bu sorumluluk isteyen bir işti. Müşterilerin sağlık ve güvenliğinden sorumlu olmak çok önemliydi. Müslüman müşterilerimiz de vardı. Konuşuyorduk. Oysa ben hep İslam'ın karşısındaydım. Otelden istifa ettim ve kendi işim olarak bir bar açtım. Sorumlusu bendim. Ben işletiyordum. Alkol ve yemek satıyordum. Yan taraftan Kemal isimli bir arkadaş geldi. O bana hep İslam'dan söz ediyordu. Ben ise hep İslam'ın Arapların dini olduğunu söylüyordum. Mağripli Müslümanları ile görüştük. Açıkça şunu söylemek gerekirse ben kolayca Müslüman oldum. Evet, gelelim o dönemki hikayeme. O arkadaşlarım, Müslüman arkadaşlarım bana yine İslam'dan söz ediyorlardı. Bir gün Mağripli arkadaşım bana beni takip et dedi. Camiye gitti, 45 dakika sonra çıktı. O zaman ben çok şaşırdım. Çıktığı zaman onda bir değişiklik vardı. Bana çok nur yüzlü birisi olarak gelmişti bir anda bu arkadaşım. Beni bir anda etkiledi ve çarptı bu olay. O zaman ben çok şaşırdım. Ben camiye giriş ve çıkışıyla ilgili bir bağlantı kurdum. Bu dine gireceğimi söyledim ve Allah Celle Celaluhu bana bu kardeşimin sayesinde yol gösterdi. O dönemde dinsizdim. 6 ay sonra Müslüman oldum. Bir Afrikalı yurduna gittim, orada Müslüman oldum. Nuru gördüm, Müslüman oldum. Michel de herkes gibi İslam'dan etkilendi. Müslüman olunca Yusuf ismini seçti. Lakin bunu eşine ve dostuna nasıl açıklayacaktı? Eşini açıklamak istedi. Ancak eşini ikna edemeden onu ebediyete uğurladı. Başımıza gelen her şey bizim için bir imtihan olabilir. Güzel şeylerde, üzücü şeylerde bir imtihandır aslında. Michel bunun farkındaydı. O Müslüman oldu ve huzura kavuştu. Haram bir yerde yöneticiydim ve ben de içki dağıtıyordum. Kemal adında sanatçı bir Müslüman ile görüştüm. Bana dinden çok söz etmişti o. Ben de kendi kendime sordum. Çok güzel bir din olduğunu
fakat Arapların dini olduğunu düşünüyordum. Bir gün Paris'teki bir camiye gidelim diye davet etti. Merkezi bir camiydi burası. Davetli Müslümanlar da oradaydılar. Ben de onunla gittim. Mart ayındaydık. Kemal camiye girdi ve dönüşte, daha önce söylediğim gibi, yüzünde o nuru gördüm. Kur'an okunuyordu. Uzun bir sessizlikten sonra çıktı. Ben işte o dönemde kalbimden kararımı vermiştim. 6 ay sonra da şehadet için Paris Port-de-Vincennes Afrika yurdunda Müslüman oldum. Yusuf ismini seçtim. O zamanlar evliydim. Eşim Portekizliydi. Maalesef eski Portekizliler çok dindar Katoliktiler. Maalesef benim için ona Müslüman olduğumu söylemek çok zordu. Ben alkolü ve domuz yemeği bıraktım. Bir gece ona söylemeye çalıştım. Ben Müslüman olacağım dedim. O da ne diyorsun diye sordu ve konuyu kapattık. Sonra hastalandı. İlk eşimden bir kızım vardı. Sonra İslam'ı öğrenmeye devam ettim. İyileşmesi için dua ettim. Allah'tan şifa istedim. Fakat vefat etti ve ben bir kızımla tek başıma kaldım. Korsa adalarına bizi kabul ettiler. İslam ile ilgili ön yargılı değildim. Kötü bir görüşüm ya da düşüncem yoktu o dönemlerde. Hayatımız zaten imtihanlarla dolu değil mi? Bu nedenle başımıza gelenlerden dolayı Allah'a hamd ve şükür ediyorum. İslam barış dinidir diyor Michel. Müslümanlar kardeştir. Elbette bütün bunları her Müslüman bilir. O sonradan Müslüman olmuş birisi. Onun böyle yüce duyguları tatması bir başkadır. Chaque musulman a sa vision personnelle. Müslüman olduğum için Rabbime çok minnettarım. İslam dininde her şey çok güzel. Beni işte bu Kemal isimli kardeşim aydınlattı. İnsan Müslüman olduğunda Allah'ın her zaman kulunu gözetip kolladığını öğrendim. Bazen insanlar Kur'an okunurken farklı duygular içerisine bürünüyorlar. Biz de diğer peygamberlerimiz ve Peygamber Efendimiz hakkında okunurken çok duygulandık. Esasen İslam'ı yaşamanın da bir imtihan olduğunu anladım. Eşim vefat ettiğinde 6 sene boyunca namaz kılamadım. Sonra tekrar namaz kılmaya başladım ve bir daha da bırakmadım. Gerçek İslam, Peygamber Efendimizin sünnetidir. Her Müslüman devletin kendine göre görüşü vardır. Ancak İslam dini barış dinidir. Komşularına karşı saygılı olmayı emreder İslamiyet. Müslümanlar kardeştir. Barış, huzur ve yardımlaşarak yaşamalıdır Müslümanlar. Esasen İslam dininde şiddet diye bir şey yok. Peygamber Efendimiz döneminde de sadece kendilerini savunmak için savaştılar. İslam dininde zorlama da yok. Allah-u Teala seçim hakkını bize bırakmış durumda. Ve bu herkes için çok önemli. Çünkü öldükten sonra mezara konulacağız. İlk önce sorgu suale çekileceğiz. İşte bence her Müslümanın bunun farkında olması gerekir. Ölümden sonrasını her Müslümanın düşünmesi gerekir. Allah'a çok şükretmemiz gerekir. Hatta tüm bedenimizle şükretmeliyiz. Dinimizi tam olarak yaşamalıyız. 5 vakit namazımızı aksatmadan kılmalıyız. Zikir ve dualarımızı eksik etmemeliyiz. Nefsimize aldanmamak için de dua etmeliyiz. Ahirette cennete gidebilmek için de dua etmeliyiz.
Bizlere normal gelen kardeşlik duyguları, Michel gibiler için heyecan vericidir. Çünkü Michel gibi İslami duyguları yeni tadan kişiler, daha önce yaşamadıkları İslam'ın kardeşlik duyguları içinde huzur bulurlar. İslam'ın güzelliklerini yaşarlar ve keşke daha önce Müslüman olsaydım derler. Si on prend la vision de l'Arabie Saoudite, l'Islam, comme j'étais au Père Lénage l'année dernière. Her devletin farklı bir İslam anlayışı ve politikası var. Suudi Arabistan'daki kutsal topraklarda ilk yaşanan hayata göre İslam barıştır. Fakat bugün bazı yerlerde Yüce İslamiyet'in şiddet amaçlı kullanıldığını görüyoruz. Oysa ki İslam'da şiddet yoktur. Ben çevremdeki insanları bu amaçla İslam'a davet ediyorum ve İslam'ın şiddetinin olmadığını onlara gösteriyorum. Çünkü İslam savaş değil, barış dinidir. Bazıları kendine göre ellerinde silahla bir savaşın içinde olduğumuza inanıyorlar. Ben sadece 5 vakit namazını kılan bir kul olduğum halde bunun doğru olmadığını anlıyorum. Bu konuyu kimileri kendi heva ve heveslerine göre yorumluyorlar. Bunu İslam'ı korumak için yaptıklarını söylüyorlar. Tabii ki bir yerde Müslümanlara saldırı var ise, oradaki Müslümanların kendilerine savunmak ve korumak için savaşması normaldir. Bu şekilde savaşanlar İslam'a aykırı davranmamış oluyorlar. Bizim öbür dünya için çalışmamız gerekiyor. Bunu yaparken başka şeylere alet etmemeliyiz. Her Müslüman devlet kendi politikasına göre bir yolu izliyor. Ama bizim şunu unutmamamız gerekiyor ki bizim yolumuz Peygamber Efendimizin yolu. Evet, Peygamber Efendimiz İslam'ı bütün dünyaya bir barış dini olarak getirdi.